Evet, sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Bugün size araziden denk geldiklerimin bazılarını topladım. Canak ve çömleklerden tarihleme. Bunların tarihlerini nasıl anlayabiliriz? Videolarda görürseniz ben bazı noktalardan bunlardan topladığımı görürsünüz. Bunlardan bu şekilde toplarım. Bölgenin tarihinin kimler yaşadığını tahmini olarak veya dönemin ne kadar zengin veya ne kadar teknolojiyi kullandığını az çok anlarsınız ve bu şekilde çalışma yaptığınız bölgeleri de geliştirebilir veya oraları eleyebilirsiniz. Şimdi biraz arkeolojik terimlerinden bahsedeyim bunun. Bunu birçoğumuz yapamayacağı için önce onlardan da bahsedelim. Normal şartlarda arkeoloji bunu radyoaktif ve radyoaktif olmayan iki yöntemle uygular. Pişmiş toprak, mesela örnek diyorum, pişmiş toprağa uyguladığı şeyle metalimsi olan şeye uyguladığı farklıdır. Genelde karbon 14, bunlara manyetik ışıldamalı, sonra fizyon dedikleri bir uygulama var. Birkaç tane de argon yöntemleri de var. Bunlar o yaşlandırma yaparken. Tabii ki de bunlar için bir sürü şeyleri var. Pişmiş topraklar ki biraz daha farklı oluyor. Hepsine bir farklı farklı inceliyorlar. Bu şekilde de sınıflandırma yapabiliyorlar. Ama bizim bu dediklerimizi yapamayacağımız için, sıradan insanlar için, burada tamamen dönemin pişmiş toprağın nasıl yapıldığını, neler yapıldığını, döneminde tarihçesine gideceğiz. Buradan kendimize mantık çıkartacağız ve bu şekilde sınıflandırma yapabileceğiz. Bunun da araştırmasını yapabilirsiniz. Pişmiş toprağın kimin yaptığı bilinmiyor arkadaşlar. Yani ilk çanak çömlek olayını kimin yaptığını, bu mucidin kim olduğu kendinin imzası olmadığı için bilinmediği şekilde kalıyor. Yani bilimse kimse bilmiyor bunu. Ama tarihçesine baktığınızda Anadolu milattan önce 3000'ler veya daha eskilerde bunu mükemmel bir şekilde kullanmıştır. İlk en eski de arkadaşlar Japonya'da yaklaşık milattan önce 8. yani 8000'li yıllara denk geliyor. 7. yüzyıla denk gelen bu eserleri orada rastlamışlardır. Şimdi geçelim arkadaşlar bunların tarihlemesine. Arazide karşımıza birçoğumuz görecektir. Bir yerde küp parçası çıkıyorsa bunları toplayın, bir araya getirin ve hepsinin ayrı ayrı olduğunu göreceksiniz. Gezdiğim antik kentlerden, böyle eski başkentlerden veyahut tarihi yerlerden, sıradan köylerden, mezarlardan, mezarlık alanlardan topladığınız bütün parçaları yan yana getirin. Hepsi birbirinden farklı olacaktır. Sözü fazla uzatmadan arkadaşlar şu şekilde şundan başlayalım. Bizim yapacağımız tarihleme %100 yani net bir tarih vermeyecektir. Yani bu kesin, yani 1300'lü yıllar diyemezsiniz. Bizimki burada tamamen yapamayacağımız şeyden yapabildiğimiz en iyi sonucu, mantığı çıkartabilmektir. Çanak çölmek sisteminde ilk dönemler arkadaşlar pişirilmiş toprağı yaptıktan sonra güneş ile kurutuyorlardı. Sonra fırınlamaya geçildi. Sonra da daha yüksek seramikçiliğe geçildi. Yani yüksek ısı yükselterekten içine sırlama falan yaparaktan olayları geliştirdiler. Bu şekilde çanak ve çömleğin dönemsel şeysi çıkacaktır. Bu görmüş olduğunuz bakın arkadaşlar şu şekilde iki tarafı da siyah. Siyah gördüğünüz takdirde bu ne demek biliyor musunuz? Şu görmüş olduğunuzun tamamından daha eskidir. Nedenine gelirsek böyle siyah bir küp parçası bulduğunuzda, pişmiş toprak parçası bulduğunuzda bu tamamen döneminde çanak ve çömlek sisteminin fırınlama sisteminin olmadığını, kurutmayı, fırınlamayı yani bir çukur kazaraktan yaptıkları eserleri böyle koyuyorlar bir çukurun içine. Direkt çukurun içine ateş yakıp ve kalıpları bu şekilde sertleştirme, yani daha sağlamlaştırma yapıyorlardı. Bu şekilde küp parçalarının üstlerinde siyah ve içleri de siyahsa bu tamamen daha eskidir. Yani bunlar daha eski, yani milattan önce dayanır. Milattan sonrakileri anlamak için bir de en önemlisi dışları siyahtır. İçleri yani aralarda gridir arkadaşlar bunlar. Şimdi diğerlerine bakacak olursak bakın. Bunlar ki altları
çark sistemi. Ve çark sisteminin elle yapılanı, bir de insan gücüyle döndürülmesi, bir de ayak gücüyle kullanılması. Yani insan gücü kullanıyor, tamam da biraz daha modernlik var üstlerinde. Bu şekilde bakarsanız burada bir güzel bir şey yok. İşçilik yok alt tarafında. Bu insan gücünün, yani çark sisteminin biraz daha geç olduğu dönemlerde, yani yeni yeni başlamış. Görmüş olduğunuz gibi fırınlama yapılmış bir dönem. Evet, kaldığımız yerden devam edersek. Bunlar biraz daha yakın dönemler. Şöyle anlatırsak. Çark sisteminin geliştirilmesi ve insanın bu şeylerde sanata dönüşmesi, pişirilmiş toprağın. Bu şekilde şu deseni normalde yapılan zamanda, eski zamanlarda bunu vermez neredeyse imkansızdı. Ve bunu çark sistemi geldikten sonra bu parçanın bu deseni vermeniz çok kolaylaştı. Bu şekilde parçalara baktığınızda tabii ki de kilimle rengi, kullanılan malzemesi de önemli. Bunların tamamına bakarsınız. Aralarına baktığınızda yaşlarını size dış ve arasındaki renkler verecektir. Şu görmüş olduğunuz eski, yani bunların tamamından eski. Biraz daha antik dönem. Çanakkale dönemi'nin eski döneminde yapılmış eser bu. Bunların en yenisi, en yakın dönemi de bu arkadaşlar. Süslemesi ve arasındaki kalınlığı ve pişirilme süresini verilmiş olan değer bu şekilde. Bunlar dediğim gibi pişirilme dönemlerinin derecelerini de söyleyelim. Güneşte kurutabilirsiniz. Direkt ısıya atabilirsiniz. 1000 dereceyi ayarlarsınız. Mesela 1000 derecelik bir fırında şunu çok güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz. Eğer daha sağlıklı ve daha sağlam istiyorsanız yaptığınız malzemeyi 1200 santigrat dereceden fazla ısıya maruz bırakırsanız bu şekilde daha kalın malzemeleri de daha olgun bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde de işçiliğinizi ve emeğinizi karşılığını alabilirsiniz. Yani o yapan insanlar için diyorum. Görmüş olduğunuz gibi araları tamamen güneşte kurutulanlar da belli. Şunları da şöyle alalım. Bakın bunlar da aynı şekilde. Bu arada bunların tamamı kil ve mil karışımından olduğundan ince topraklar kullandıkları için olabildiğince zengin mineraller içerebilir. O yüzden parlama yapabilirler. Bu da içindeki minerallerin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Dediğim gibi arkadaşlar, bunların kalınlıklarıyla alakalı da videomuz gelecek. Bunların incelikleri ve kalınlıkları da gerçekten önemli. Mezarlık alanlara yaptıkları şekiller, aynı zamanda normal mezar içi süsleme için kullandıkları veyahut bir taşıma kabı, bunlar nasıl olurdu? Veyahut içine altın tozunu koyduğu kap nasıl olurdu? Bunların tamamen birbirinden değişik olduğunu, birbirinden farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani bunları görebiliyorsunuzdan ziyade bunları da en azından tekrardan onlarla hakkında bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer dış tarafı siyahsa, içi de siyahsa bu eskidir. Bunlar mezarlık alanlarda, özellikle mezarlık alanlarda en antik dönemlerdeki mezarların içinden çıkar bunlar ve mezarlık alanlarda bulunur. Bu görmüş olduklarınız. Bu görmüş olduklarınız tamamen taşıma kabı, içme kabı veya su içme kabı olarak veyahut ihtiyaç için yapılmıştır. Bunların tamamen dediğim gibi bunları sınıflandırmak. Şu mesela bu yakın dönemdir. Şu en yakını bu arkadaşlar. Sınıflandırmayı şu şekilde, bakın hemen sınıflandırma yaparsak görüyorsunuz arasındaki renklere göre ayarlıyoruz bunu. Şunu hayal edelim. Şu şekilde. Tam görünmüyor. Bunu da ayırt ediyorum şöyle. Bu biraz daha şeyli. Şu üçünü ayırt edersek, yani şunları ayırt ediyorum. Sınıflandırmamız bu şekilde. En eski olanı siyah. Diğer eski olanlara bakın, arasındaki renk farklılığını yaparaktan geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde.
Peki şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki ne çıkardınız bundan? Birçoğunuz bu dakikaya kadar izlemeyecek. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu bulduğum yerle şunlar bulduğum yer aynı. Bu da demek oluyor ki medeniyet üstünde medeniyet kurulmuş. Aynı medeniyetin yerini başka medeniyette kullanmıştır. Ama şunu kullanan insanların mezarını arayacaksınız. Bunların mezarında zaten bir şey çıkmayacaktır. Bölgede bulduğunuz boş mezarlar olunca şunların mezarlarını kaçırmayacaksınız. Bunların mezarlarını arayacaksınız. Bu görmüş olduğunuz küp parçalar zaten mezarlıklarda fazlasıyla bulunur ve yaşam yerlerinde. Bu şekilde bunlar biriktirip birbirine baktığınızda en detaylı şekilde görmüş olacaksınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi mezarlık alanından çıkanları altın tozuyla alakalı olan küp parçalarını, bunların nerede nasıl olduğunu biraz daha bildiğim kadarıyla tarihlenme veya bunları size göstermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah arkadaşlar. Allah'a emanet olun.